Bayanlar ve beyler, Soltan TV hoş geldiniz. Vizaje oyunu, korku dolu anlar, gerilim yaşamak için bence oyunda kalın. Çünkü ben de şu an çok gerildim yani. Vizaj zor bir oyundur. Sabır, ayrıntılı ve titiz araştırmaya bakmaya kaynaklanıyor. Lap gitti. Bakalım. Bu arada oyun 30 Ekim'de çıktı herhalde. Bu sene. Geçen sene pardon. Bu sene olamaz. 2021'deyiz yani. Özür dilerim. Benim hatam. Neyse fazla çok konuştum galiba. Bir susayım izleyelim. Böyle bir sahne bana tanıdık geldi. Bir korku filmi hatırlattı sanki. Bir de bir oyun muydu? Gene böyle. Sakın sıkma kendine. Sakın. Sakın. Karşıda kadın. Aa, ne çok kolbanın oldu. Ah, tişörtüymüş. O gözleri bu kadının. Adamdaki rahatlığa bak ya. Ulan çocuk lan yapma be. Bunu hiç şey etmedi anasını satayım. Tövbe yarabbim. İnsanda bir şey olur ya. Bir insan ne kadar delirmesi lazım ki böyle bir şey yapması için. İş bana döndü, iş bana döndü. Kavra hareket ettir. Stok aç. Alo? Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. Okay. I know it's late. And yeah. I know that I tend to be a little anxious about small things. Okay. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. No. Oh my god. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Okay. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? Yeah, yeah. All right. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you. Ciao. Aynen, ben de aynı onun gibi düşünüyorum. Aynen. Mumlar buraya koyulabilir. Şaka yapıyorsun. Aa, bu da bu tarz açılıyor herhalde. Oo, bu kapılar bayağı bir ağır. Ben buradan şimdi şu kitabı okumak istiyorum. At şunu.
tutunca çevirebiliyoruz. Aha. Oha, şeyden sokamıyorum ha. Dağıttım ortalığı, bırakamıyorum şeyi. Nasıl bırakacağım şunu lan? Lan bırak. Lan bırak şu bardağı. Hayda lan, bıraksana şunu. Bırak ha. Aa, bu ne ya? Bir dakika, bir daha deneyeceğim de be. İlla buna basmam mı lazım? Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Aç. Niye açtıysak? O da bir şey herhalde. Yukarıdaki kapı açıktı. Yukarıda kapı açıktı. Bunlar ne? Bunun. Ha, içmiş atmış buraya. Hı. Eğilebiliyoruz. Oha, ne biçim saat lan bu? Aç. Aç. Canım benim. Açar mısın kapıyı? Dolabın kapağını. Zarf okuyamıyoruz. Vay be. Ne günlerdi be. Sıkışmış öyle mi? Şimdi yukarı mı çıkayım ilk önce, yoksa şu arkaya mı yürüyeyim? Pek emin olamadım açıkçası. Ben şimdi yukarı çıkalım. Yani vardır bir sebebi. Nasıl bir sestir ya? Şu lazım, garaj anahtarı. Oradan çıkıyorsun ama. Ha, bu oda oyun boyunca ilerlemenizi temsil eden öğeleri içeren bir merkezdir. Bu öğeler bir bölümün sonunda dahil olmak üzere farklı yollara toplanır. Öğeleri toplandığında otomatik olarak ilerleme hızını gösterilir. Anlamadım, tamam. İlerleme odası. Burada dua mı ediyoruz biz? Burası şeyin yer mi? Burada korunuyor muyum ben? Burada korunuyor muyum ben? Yok. Oturabiliyoruz mu? Teşhir standı gibi bir şeye benziyor. Üstünde hiçbir şey yok. Şaka yapıyorsun. Ya bu adam bu kadar ciddi olamaz ya. Benim görmediğim şeyleri görüyor. Lan. Şey bakmaz. Tamam, inelim aşağı. Koşma değil de biraz da hızlı yürüyor. Mantıklı. Anladık, mumları koyabiliriz. Bu kapı da kilitli. Akıl sağlığı. Karakterinizin akıl sağlığı oyun akışını etkiler. Başka çeşitli faktörlerin yanı sıra karanlıkta çok uzun süre durmak karakterinizin akıl sağlığı seviyesini düşürür. Karakterinizin akıl sağlığı ekranın sol alt köşesindeki beyin simgesiyle temsil edilir. Beyni net bir şekilde görüyorsanız karakterinizin akıl sağlığı seviyesi tehlikeli derecede düşüktür ve tehlikeli olaylar meydana gelecektir. Beyin net bir şekilde görüyorsanız, ha, karakterinizin akıl sağlığını düşüren stresli bir durumda olduğunuzda kırmızı bulut simgesi görüntülenir. Karanlıkta durmayacağız, öyle mi anlıyorum? Korkuyor mu bu karanlıkta? Aa, aşağı.
Oy, bir şuradan. Ben aklımı kaybedeceğim. Paranormal olaylar oyun boyunca rastgele olarak gerçekleşir. Bu paranormal olayları tespit etmeyi öğrenin çünkü bu olaylar ilerlemenizi engeller ve akıl sağlığınızı önemli ölçüde düşürür. Karakterinizin akıl sağlığı durumu da meydana gelen paranormal olay sayısını etkiler. Ampul kırılmış, yenisiyle değiştirilebilir. Lan ben aklımı kay... Abi dışarısı... Ne kadar güzel dışarısı. Çıkışmış. Abi çok hoş değil mi? Çok güzel bence. Ya bence açık kalabilirdi. Lan. Bir dakika, bu kapı açık değil mi demin? Ben mi yanlış gördüm? Bu malzemeyi aldığınızda yeni bir bölüm başlayacaktır. Bunu tamamlayana kadar farklı bir bölüme başlayamayacaksınız. Malzeme almak istemiyorum. Hayır, almak istemiyorum. Ne başka bir bölüm ya, ne diyorsun? Nereye atacaksın bunu? Vay be. Durma anahtarı. Her yer kilitli. Alalım mı bunu? Anlamadım. Şu karısı ne ayak? Hiçbir şey görmüyorum. Kapat kapat kapat. Çok karanlık. Aa, burada bile kapı var. Buraya mum koyabilir. Tamam. Ay, biri hap mı içiyor burada. Ay, terbiyesizler, bu ne? Ay seni ben, tövbe ya Rabbim ya. Haplar karakteriniz akıl sağlığını korumaya yardımcı olur. Kurtulmanız için vazgeçilmezdirler. Akıl sağlığı seviyeniz tehlikeli derece düşük olduğunda haplar akıl sağlığınızı yerine getirmek için tek işe yarar seçenektir. Anlaşıldı. İncele, kullan, bırak, elleri değiştir. Ne alaka lan? Bunu mal gibi elimde mi tutacağım ben? İç mi oğlum? Saçmalık ya, elimde niye tutuyorum ben bunu? At, içme oğlum. Ya rahatsız mısın? Evet. Ne oldu? Yapma. Abi ben bir şey görmüyorum. Evet, ben aklımı kaybedeceğim birazdan. Ama ben bir şey görmüyorum. Alo? Ha, beyin çıkıyor. Öylece ipucu alsanız hızlı bir şekilde azalıyor. İçtim. Hap içtim. Nerede?
Tamam, iyi, hoş. Kapı nerede? Işık mışık hiçbir şey mi yok? Aklımı kaybedeceğim. Şu an dönüyorum etrafımda. Ama salaklık bende, niye yapıyorum? Vallahi karşıma bir şey çıkıyorsa da görmüyorum bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Salaklık bende çünkü ben kapıyı kapattığım için böyle oldu. Niye? Şey görüyorum, dur. Kenardayız. Açtık. İn aşağı. Kim kapattı lan bu ışıkları? Sizim ben. Hadi kabul ediyorum. Rakan'ın bölümü. Her şeyi gören gözler. Okay. Let's go baby. Okay, I'm going. Elimde şu haplarla dolaşmak beni çok geriyor ya. Bence böyle olması gerekmiyor. Allah senin belanı vermesin. Televizyon gibi. Sus be. Ya dışarısı gerçekten içerisinden daha güzel duruyor. Açamıyoruz, bu ne? Anahtar. Stoku aç. Öğeler. İki tür öğe vardır. Anahtar öğeler ve dinamik öğeler. Dinamik öğeler, dinamik stokunuza depolanır mümkünse. Bunlar genelde göz ardı edilebilir. Anahtar öğeler ilerlemeniz için önemli değil. Anahtar stokunuza depolanır. Yere... Anahtarım var. Dankeschön. Jetzt geht's weiter. Evet. Ne oluyor lan? Niye buraya yaklaşınca? Senin belanı. Bir şey yok, ne ya? Şey yapıyorsunuz ya. Geliyorsunuz beni. Ne var lan burada, buraya yaklaşınca sapıtıyor. Oha, ne kadar çok şık yapıyormuş. Tamam. Aç bakayım dolabı. Aç, 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 aç. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Korkuyor musunuz? Sen de var, hemen aklını kaybedeceksin. Tamam, rahat ol ya, bir şey yok. Abra kapalıymış. Sıkışmış. Yeter be, kes şunu. Ya yukarı çıkmak istemiyorum açıkçası ya. Ya yukarı. Yukarısı çok geriyor beni. Burası kilitli. Tuhaf sesler çıkıyor mu? Buradaki durum ne baba? Ne diyor? Bir not buldum. Tamam, incele. İnceleyemiyor muyuz? İnceleyelim. Oku. Garaj anahtarını mı arıyorsun? Muhtemelen her zamanki gibi çamaşır odasında, kont pantolonun cebinde. Sonra teşekkür edersin hayatım. Tamam. O zaman yukarıda değil mi?
yukarı çıkacağız. Yukarıya çıkmak istemiyorum hiç ya. Arkadaş, hiçbir şey görünmüyor. Ha. Oh be. Allah Allah. Yatak odası öyle mi? Ne kadar tuhaf bir yatak odası ya. Çok doldurmuş içini. Şunu hiç gerek yoktu şu masaya. Bunu bence buraya yanlış yaptınız yani. Yani bir oda dekorasyonu yakışmamış. Yatak odasında masa olmasın bence. İyi bir öl yok mu? Solu bırak canım, bana ne? Aa, burası şey bahçesi değil mi? Oha, ne biçim bir şey bu ya? Oha, bu ne? Böyle giriş mi olur arkadaş? Bu nedir ya? Lan. Hayır. Bana şuranın ışığını açar mısın? Aç dedik, kapat demedik. Aç. Aç. Ne var burada? Elimde haplarla dolaşıyorum. Bu nasıl rahatsızlıktır ya? Oh be. Ay, içim rahatladı. Işık ne kadar güzel bir şey. İnsanın bütün korkularını alıp gidiyor. Alıp gidiyor. Açar mısın? Come yani pek açıyorum her yeri ama John me. Şu ana kadar pek mantıklı bir şey bulamadım. Ey gidi, ne günlerdi be. Evet. Ha, tamam. Burası böyle bağlanıyor demek. Oha, ne biçim bebek lan bu. Ama buna hoşuma gitmedi yani. Böyle ev mi olur ya? Böyle aradan şey bırakılır mı? Çamaşır diyordu. Pantolonun içinde, burası gerçi çamaşır odası değil ama. İpucu, uzun süre karanlıkta durmaktan kaçınmalısın. Niye? Karanlık değil ki bura. Ya bu nedir ya, ben... Ne oldu? Oldu? Ben niye böyle iki tane hapla dolaşıyorum ya? Ben bunları cebime atamıyor muyum ya? Ya şu müzik değişimi var ya. Fuck ya. Oh, bura bambaşka dünyaya çıkıyor. İşte bana... Ses ne? Biri bana bu sesin ne olduğunu anlatabilir mi? Buradan geliyor. Lan bu ses? Sanki yerde bir şey sürünüyor. Anlamadım.
vardı, ne ilacı? Üstünde bir elektrik sembolü bir anahtar buldum. Bunlar mı? Dinamik stoku doldu. Kilitli hangi anahtarın açtığına dair bir bilgi yok. Öyle mi? Peki ben seçebiliyor muyum anahtar? Anahtarı kullan. Anahtar ö. Onu burada kullanamazsın. Niye? Açmıyor. Bu ses ne ya? Sinir oldum ha. Çok gerginim gene ya. Ben sevmiyorum böyle gergin olmayı. Şu gece gece şu oyunları oynamayı bırakmam gerekiyor artık. Oyna gündüz işte. Niye gece gece oynuyorsun? Değil mi? Evet. Yok burada bir şey. Ya lavaboya giremiyorum ya. O lavaboya giremiyorum. Neyse, bir şöyle yapalım. Bu bölümü burada bir bitirelim. Çünkü o niye? Kim açtı lan şu televizyonu ya? Işık demişim televizyonu. Gereksiz ses. Şunu yeter. Bizim adam da hemen şey yapıyor. Tamam. Daha çok saçmalayacak bir şey olmadan bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölümde daha çok gerileceğimizi inanıyorum. O zamana kadar görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın.